Şeffaf ilçesine götürüyoruz şimdi de. İlçe son yıllarda sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte adını farklı bir şekilde duyurmaya çalışıyor. İlçede büyük ilgi gören zümrüt kaplıcalarının bulunduğu bölgeye modern bir tesis kurulacak. Hem bu tesisi hem de ilçedeki değişimi konuşacağız. Konuğumuz Beytü Şevap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik. Sayın Pendik, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk aslanım. Çok teşekkür ediyoruz. TRT Kap Diyarbakır Radyosu'na ülkemizin en ücra köşelerinden biri olan Beytü Şevap'ta sesimizi duyurduğu için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz efendim. Evet, son zamanlarda bizler de böyle haberlerle gündeme gelmenizden çok hoşnut oluyoruz. Beytü Şevap'ın da diğer ilçelerimizde ve illerimizde olduğu gibi artık son günlerde gündemde yer alma şekli değişti. Neler değişti Beytü Şevap'ta şu anda? Nasıl bir ortam söz konusu? Öncelikle ondan biraz söz etmenizi rica edeceğiz. Sonrasında kaplıcalardan ve yapılan yeni tesisin ülkeye getirilerinden tabii ki. Öncelikle sizin aracınızla bütün ülkemizdeki vatandaşlarımızı Molla Hüseyin Bati Hazretlerinin memleketi olan Beytü Şevap'tan saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Molla Hüseyin Bati Hazretleri kimdir diye vatandaşlarımızın aklına bir soru gelebilir. Bu güzel insan Müslüman Kürt kardeşlerimizin peygamber sevgisini pekiştirmek için bu peygamber sevgisini mevlide dönüştürmüş muhterem bir insandır. Şu an Müslüman Kürt kardeşlerimiz Mevlid-i Şerif, okudukları Mevlid-i Şerifler, Beytü Şevap'ta doğmuş, yaşamış ve burada metkun olan Molla Hüseyin Bati Hazretleri'nin eseridir bu. Nasıl ki Konya'da Mevlana akla geliyorsa Konya deyince, nasıl ki İstanbul deyince Yüksek Sultan akla geliyorsa, nasıl ki Ankara deyince Hacı Bayram Veli Hazretleri akla geliyorsa, Beytü Şevap deyince de Molla Hüseyin Bati Hazretleri akla geliyor. Bu güzel memleketten herkesi selamlıyorum. İlçemiz tabii ki son iki yılda yapılan başarılı askeri operasyonlar sayesinde huzurun ve güvenliğin hakim olduğu bir ilçe haline geldi. Kat operasyonu biliyorsunuz, şehit Aydoğan Aydın Paşa'mızın önderliğinde, komutasında güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz ve güvenlik kurucularımızın fedakarane bir şekilde yaptığı operasyonla Katı Dağı temizlendikten sonra Katı Dağı'nın eteğinden çıkan bu termal suyu, zaten vatandaşlarımız bunu biliyordu, termal suyu daha da modern hale getirerek tesisleriyle beraber vatandaşlarımızın hizmetine sunulması aşamasında bizler gerekli çalışmayı yaptık. Bizden önceki kaymakam meslek büyüğümüz Zün yaptığı projeyi inşallah bizler hayata geçireceğiz. İKA bize çok büyük destek verdi. Sayın Valimiz bize çok büyük destekler veriyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu proje kapsamında Katı Dağı'nın eteğinden çıkan bu termal kaplıcalarda modern havuzlar inşa edeceğiz. Burada hem kadınlarımıza özel, hem erkeklerimize özel, hem çocuklarımıza özel havuzlar oluşacak. Burası çok önemli bir yer. Aslında burası buradaki bölge insanın bildiği ve kullandığı bir bölge, tesis. Zamanında burada tesisler maalesef bölücü terör örgütünün hain eylemleriyle yakılmış, yıkılmış. Ama şimdi bizler buradaki vatandaşlarımıza hizmet etmek için, buradaki vatandaşlarımıza bir nebze olsun ekonomik değer katmak için kurumlarımızın da desteğiyle buradaki kaplıcamızı inşallah modern hale getireceğiz. Tabii ki bu kaplıcamızı modern hale getirirken de buradaki bizim yöresel ürünlerimizin de satılacağı, orada duyulacağı, genel ziyaretçilerimize aktarılacağı alanlar da oluşturacağız. Bizim en önemli ürünlerimizin başında balımız geliyor. Faraşin yaylasında Faraşin yaylasındaki balımız hakikaten çok kaliteli. Buradaki arıcılık bizim en önemli geçim kaynağımız. Burada bu balımızı tanıtacağız. Jirki kilimimiz var. Gülsari diye bir nakışımız var. Bu yöreye has, Beytü Şevap'a has bir kilimdir ve nakıştır. İnşallah kadınlarımızın el emeği, göz nuru bu ürünlerini de burada oluşturacağımız, bu kaplıcaya gelen misafirlerimize satışa sunacağız ve buradaki kadınlarımızın da bir nebze olsun ekonomik olarak bir değer katmak için kadınlarımızı bu projemizi de hayata geçireceğiz inşallah aslanım. Peki efendim, tesisin ne zaman tamamlanması bekleniyor Sayın Pendik?
inşallah yakın zamanda çalışmalarımızı, teknik çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz. Evet. İhaleye çıkacağız. Önümüzdeki yıl nasip olursa yazın bu tesis bitecek inşallah. İnşallah. Efendim biraz önce de belirttiğiniz gibi Şırnak, özellikle Beytüş Şabap ilçesine turizm açısından, ekonomik açıdan katkıları yadsınamaz ve çok beklenti çok yüksek. Bu anlamda da hem beklentinin gerçekleştiği hem de turizm açısından, ekonomik açıdan ve istihdam açısından, çünkü biri diğerini beraberinde getiriyor, bir zincirin halkası gibi. O anlamda da çok güzel olması dileklerimizle uğurlayalım sizi. İlave etmek istediğiniz bir husus var mı efendim? Efendim çok teşekkür ediyorum. Diğer projelerimizden birisinden de özellikle bahsetmek istiyorum. İnsana dokunmadıkça bizler ne kadar beton marmol olsun, ne kadar yol olsun yaparsak yapalım hiçbir şekilde anlamı yok. Bizler buradaki insanlarımıza dokunmak için de gayretler gösteriyoruz. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız bizim için çok önemli değerler, kıymetler. Okumak altın bir projemiz var. Bunu duyurmak istiyorum. Bu sadece Beytüş Şabap'ta uygulanan bir proje. Evet. Burada 5 kitabı okuyan, özetleyen çocuklarımıza kim olursa olsun bir çeyrek altın veriyoruz. Her 5 altında bir bu çeyrek altınımız artacak. 10 kitap okursa 2 çeyrek altın. Maksadımız buradaki bu kitaplarla hem çocuklarımızın psikolojik gelişimlerini inşallah sağlıklı kılmak, hem milli ve manevi değerlerimizle yetişmelerini sağlamak ve böylece bölücü terör örgütü başta olmak üzere dinimizin istismarından, FETÖ'den, DAEŞ'ten bu gibi yapılanmalara karşı çocuklarımızı korumak istiyoruz. Sarı İbrahim Sofrası projemiz var. Fakir fukara olup, engelli olup, yaşlı olup, yemek yapma durumu olmayan, yakını olmayan, ocağı tutmayan vatandaşlarımıza her gün 4 çeşit güzel yemek veriyoruz ilçe merkezimizde. Evlerine kadar götürüyoruz. Onlar rencide etmeden, hiçbir şekilde resim falan paylaşmadan bu işi yapıyoruz. Yeni Doğan Yeni Dünya projemizde her insan bir dünyadır sloganıyla çektik. Yeni doğan her insanda yeni bir dünyadır sloganıyla hareket ederek sağlık personellerimizle beraber bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayaklarına kadar gidiyoruz. Bu projelerimizdeki asıl amaç vatandaşlarımızla devletimiz arasındaki o gönül bağını güçlendirerek bir beraber ve kardeş olduğumuzu, bu duyguyu vatandaşlarımıza hissettirmektir efendim. Peki efendim, çok güzel uygulamalar, hayata geçtikçe hayata geçirdiğiniz projelerle tekrar sizleri konuk etmeye devam edeceğiz. Bunlar hem bölgemiz açısından hem bizleri sevindirme açısından çok önemli projeler. Biz her şeyin yolunda gitmesi dileklerimizle ve şimdiden güzel bir yıl olması dileklerimizle sizleri uğurlayalım Sayın Pendik.